Bu sonumda üst ekstremite benlerini, bunların oluşumunu, seyrini ve birbirleriyle olan anastomozları inceleyeceğiz. Üst ekstremite benlerine başlamadan önce küçük bir kiriş yapmak iyi olur. Vücutta yüzeysel ve derin olmak üzere iki grup ven bulunur. Bunlardan yüzeysel venler derinin hemen altında fascia superficialis'in iki yaprağı arasında bulunurlar. Ve yüzeysel venlerin duvarları derin venlere göre daha kalındır. Bakınız şurada yüzeysel ven görüyorsunuz. Hemen derinin altında fascia superficialis'in iki yaprağı arasında bulunur bunlar. Bu venler vücutta üst ve alt ekstremitelerde bol miktarda bulunur. Vücutta derinde bulunan venler de bulunur. Bu venler arterlere eşlik ederler ve genelde her bir arter için bir çift derin ven bulunur. Yüzeysel venler ile, bakınız yüzeysel venler ile derin venler yer yer birbirleriyle ağızlaşırlar. Yani anastomoz yaparlar. Ve kan akışı yüzeysel venden derin vene doğru olur her zaman. Ve bu yüzeysel veni derin vene bağlayan perforan ven ya da bağlayıcı ven içerisinde kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar sağlıklı kişilerde kanın yüzeysel venden derin vene doğru akmasına izin verir ama derin venden yüzeysel vene doğru gerisin geri akmasına izin vermez. Bakınız, bu mekanizma önemlidir. Şurada derinin altında retiküler olarak uzanan çok ince kılcal venler bulunur. Bunlar birbirleriyle birleşerek ven dalını oluştururlar. Ven dalı da yüzeysel vene direni olur. Yüzeysel veni derin vene bağlayan bir vena perforantes bulunur. Yani bir değil, bunlar çok sayıda bulunur. Ve bu vena perforantes içerisinde de kapakçıklar, yani valvulalar bulunur. Bu valvulalar kanın yüzeysel venden derin vene doğru akışına izin verir. Ancak derin venden yüzeysel vene doğru akışına izin vermez sağlıklı kişilerde. Ancak bu sistem bozulursa, bir enfeksiyona bağlı olarak, ameliyata bağlı olarak bir şekilde bozulursa, bu sefer derin venlerden yüzeysel venlere doğru kan akışı olur. Bu durumda yüzeysel venler kan ile dolar, şişer, kıvrımlı ve belirgin bir hale gelir. Özellikle bu alt ekstremitelerde çok belirgin bir durum arz eder ki biz buna varis diyoruz. Yani yüzeysel venlerin kanla dolup kıvrımlı, şişkin hale gelmesine biz varis diyoruz. Bu varisler alt ekstremitelerde çok daha fazla görülür. Evet, bakınız alt ekstremitelerde eğer kan akışı yüzeysel venden derin vene doğru bozulursa bu durumda yüzeysel venler şurada gördüğünüz gibi kıvrımlı bir hal alır. Buna da biz varis diyoruz. Yüzeysel vende varis oluşumu diyoruz buna. Bazı durumlarda vücudun herhangi bir yerinden kopan bir kan pıhtısı derin veni tıkayabilir.
Bu da bakınız burada bacakta akut olarak gelişen bir ödem, ağrı, şişme, kızarıklık meydana gelir. Buna en kısa zamanda müdahale edilmesi gerekir. Hem bu burada kan dolaşımını tekrar kazandırmak için hem de oluşan bıhtının başka yere giderek daha büyük problemlere sebep olmasını engellemek için. Evet, bunları gördükten sonra şimdi üst ekstremitenin yüzeyel ve derin bendlerini isimlendirdikten sonra bunların nasıl başladığına, nasıl uzandığına bakalım. Bakınız avuç içerisinde, elin dorsalinde benler vardır. Elin dorsalindeki benler, burada elin palmar yüzünü görüyoruz, ön yüzünü görüyoruz elin dorsalinde. Retevenozum dorsalemanus var. Elin yüzeyel, yani elin dediğim üst ekstremitenin yüzeyel benleri elin dorsalindeki retevenozum dorsalemanus'tan başlar. Ve burada vena sefalika, vena şu vena sefalika dış tarafta, şu ise vena bazilika iç tarafta uzanır. Elin yüzeyel, üst ekstremite yüzeyelinde. Şu ise vena mediana cupiti, vena mediana cupiti. Şu ise vena mediana antebrachii. Derin benler ise bunlar ön kolda arteria, özür dilerim, ön kolda vena radialis ve venae ulnaris. Bunlar birbirleriyle birleşerek venae brachialisleri oluştururlar. Daha sonra bu vena axillaris ve daha sonra da vena subclavia olur. Evet, şimdi burada görelim. Bakınız, avuç içerisinde venae digitales palmares communisler bir araya gelerek şu arcus venosus palmaris profundusu oluştururlar. Arcus venosus palmaris superficialis'i oluştururlar. Bunlar da yukarıya doğru vena radialis ve vena ulnaris olarak devam eder. Bir başka deyişle avuç içerisinde bulunan arcus venosus palmaris superficialis'ten baş parmak tarafında vena radialis, küçük parmak tarafında ise vena ulnaris başlar. Bunların sayısı genelde 2 veya daha fazladır. Bu vena ulnaris ve vena radialis, ki bunlar derin venlerdir. O halde elin ya da üst ekstremitenin derin venleri avuç içerisindeki arcus venosus palmaris superficialis'ten başlar. Derin venler. Ve bu vena sefalika ve vena radialis, bunlar birleşerek yukarıda gördüğünüz vena brachialis'i oluşturur. Vena brachialis de bir derin vendir. Daha sonra yukarıda vena brachialis ile vena basilica birleşerek vena axillaris'i oluşturur. Ve vena sefalika yukarıda vena axillaris'e dökülerek veya da vena axillaris'le birleşerek vena subclavia'yı oluşturur. Vena subclavia, vena jugularis interna ve externa ile birleşerek, daha doğrusu vena jugularis interna ile birleşerek solda ve sağda
vena brachiyosefalikaları oluşturur. Bakınız sağda vena brachiyosefalika dextrayı, solda vena brachiyosefalika sinistrayı oluşturur. Bu ikisi birbirleriyle birleşerek vena cava superioru oluşturur. Dikkat edin, vena cava superiorun arka tarafına 3. veya 4. torakal vertebra hizasında vena azigos direne olur. Evet, burada üst ekstremitenin derin venlerinin nasıl başladığını ve bunların neler olduğunu gördük. Şimdi ön kolun ön bölgesinde fascia superficialis içerisinde yüzeyel, damar ve sinirler yer alır. Burada göreceğimiz başlıca venler vena sefalika. Bakınız şu vena sefalika. Şu vena sefalikadır. Taş parmak tarafında uzanan vena sefalikadır. Şurada bir vena sefalika aksesuria görüyorsunuz şu. Küçük parmak tarafında ya da üst ekstremitenin iç tarafında uzanan şu ven, bakınız şöyle şu. Şu ven şöyle. Ya da şu ven, bakınız şöyle. Bu da vena basilica'dır. Vena basilica. Şu vena sefalica. Burada vena sefalica ile vena basilica arasında uzanan şu vene vena mediana cupidi denir. Bu vena mediana cupidi bazen şöyle bir M harfi şeklinde olur. Burada görüldüğü gibi kişilerin %30'unda bu şekilde görülür vena mediana cupidi. Ya, ama %70'inde de bu şekilde görülür vena mediana cupidi. Şu ise bakınız şu ya da şu gördüğünüz bakınız şu vena mediana antebrachidir bu. Bunları şimdi tek tek görelim. Evet. Üst ekstremitenin yüzeyel venleri el sırtında bulunan rete venosum dorsale manus'tan başlar. Şundan başlar. Rete venosum dorsale manus'tan başlar. Peki bu rete venosum dorsale manus nasıl oluşur? Bakınız el sırtında şunlar venae digitales dorsales'lerdir. Venae digitales dorsales'ler. Bunlar bir araya gelerek vena metacarpalis dorsalis'i oluşturur. 1, 2, 3. Bu vena metacarpalis dorsalis'ler kendi aralarında birleşerek şurada gördüğümüz rete venosum dorsale manus oluştururlar. Bu ağın yani rete venosum dorsale manus'un taş parmak tarafından bir ven başlar. Bunun adı vena sefalikadır. Bakınız şu. Ön kolun ortalarına yakın bir yerde ön kolun ön yüzüne döner. Bakınız şu. Vena sefalika olur. Yani şu şuradan geldi. El sırtının radial tarafından, taş parmak tarafından başladı. Ve ön kolun ortalarında ön kolun ön yüzüne döner. Şu vena sefalika. Rete venosum dorsale manusum ulnar tarafından ya da iç tarafından ise vena basilica başlar. Bakınız şu. Benzer şekilde vena basilica'da ön kolun yaklaşık ortalarında veya da alt 1/3'ünde ön kolun ön yüzüne döner. Bakınız şu. Vena basilica. Vena basilica. Burada şuna dikkat edin. Vena digitalis palmarisler. Avuç içinde neler var? Vena digitalis palmarisler var. Avuç içindeki vena digitalis palmarisler vena intercapitularisler aracılığıyla şurada vena intercapitularisler aracılığıyla gelir. Bunlar gelir. Şurada gördüğünüz gibi burada gelir. El sırtındaki
vena digitalis dorsalislere akarlar. Onlarla ağızlaşırlar. Burada bakınız şu gördüğünüz ağ retevenozum dorsalemanus. Bunun baş parmak tarafından vena sefalika başlar. Plexus venosus dorsalisin ve ulnar tarafından ise vena basilica başlar. Evet, şu vena basilica, şu ise vena sefalica. Şu vena mediana cupida. Daha çok venmesi şeklinde. Şurada bakınız. Retevenosum dorsalemanus. Manus. Vena sefalica. Şuraya ön kolun ön yüzüne geçti. Vena basilica yine ön kolun ön yüzüne geçti. Şurada. Evet. Bakınız şu vena mediana cupidi. Vena basilica. Vena sefalica. Birleştiler. Vena axillaris oldu. Bunlar da derin venler. Bakınız derin venler bunlar. Vena brachialis. Vena ulnaris ile vena radialisin birleşmesiyle oluşur. Ve vena axillaris, vena subclavia. Vena subclavia boyunda musculus scalenus anterior'un önünde bulunur. Evet, şimdi vena sefalika'nın nereden başladığını anlatmıştık. Şimdi vena sefalika'yı tekrar oluşturalım ve nasıl seyrettiğini görelim. Vena sefalika az önce de izah ettiğim gibi el sırrında taş parmak tarafında retevenosum dorsale manustan başlar. Radial kenar etrafında dönerek bakınız ön yüze, ön kolun ön yüzüne geçer. Ve yukarıda fossa cupidi'nin distalinde vena mediana cupidi dalını verir. Bakınız şu vena mediana cupidi. Kimin dalı? Vena sefalika'nın dalı. Bu dalı verir. Bu dalı verdikten sonra vena mediana cupidi dalını verdikten sonra yukarı doğru yoluna devam eder. Yolculuğuna devam eder. Şurada bakınız sulgus önce sulgus pispidalis lateralisten sulgus pispidalis lateralisten şurada. Yani musculus biceps brachii'nin lateralindeki olukta. O oluğa biz sulgus pispidalis lateralis diyoruz. Bu olukta, önce bu olukta, daha sonra yukarıda sulgus deltoido pectorale'de yükselerek fossa axillaris'te gider, vena axillaris'e bağlanır. Bu burada bir üçgen oluşur. Buna biz trigonum deltoid pectorale diyoruz. Yani musculus deltoideus ile musculus pectoralis major arasında oluşan şu olukta Mohren-Hein üçgeni de diyoruz buraya. Bunun içerisinde fascia clavi pectorale'yi delerek fossa axillaris'e vena axillaris'e bağlanır. Bu vena sefalika, vena toracoabdominalis'i ve vena sefalika accessoria'yı da direne eder. Görüyoruz bak şu vena sefalika accessoria. Vena toracoabdominalis'de göğüs bölgesinde bunu görmüştük. Bu ven de yine vena sefalika'ya direne olur. Şimdi de benzer şekilde vena basilica'yı görelim. Vena basilica şurada retevenosum dorsalemanus'un ulnar kısmından başlar.
Bunlar kenar etrafında dönerek ön kolun ön yüzüne geçer. Bakınız şuraya, şuradan geldi, şuraya geçti. Veya da şuraya geçti. Fossa kubitinin, bakınız, fossa kubit, şurası fossa. Fossa kubitinin distalinde vena mediana kubiti ile birleşir. Görüyor musunuz? Vena mediana kubiti ile birleşir. Daha sonra musculus biceps brachii ile musculus pronator teres arasındaki olukta yukarı doğru çıkarken burada arteria brachialis'i yüzeyinden çaprazlar. Kolun ortasında derin fasciayı delerek fossa axillaris'e ulaşır. Şimdi de vena mediana antebrachii'ye bakalım. Bakınız şu ven veya şu ven. Vena mediana antebrachii elin palmar yüzündeki yani ön yüzündeki yüzeyel ven plexusunu direne eder. Ve vena mediana bakınız vena mediana cupidi'ye açılır. Bazen de şurada vena basilica'ya açılır. O halde vena mediana antebrachii elin palmar yüzündeki yüzeyel ven plexusunu direne eder. Kişilerin ya da popülasyonun %70'inde şu şekilde, %30'unda da bu şekilde görülüyor. Ve bu gelir vena mediana cupidi çoğunlukla vena basilica'ya açılır. Gelir vena mediana, bak özür dilerim, vena mediana cupidi'ye açılır büyük oranda. Bazı durumlarda da gelir şuna açılır, vena basilica'ya açılır. Bazen dirsek ekleminin biraz aşağısında bu vena mediana cupidi, vena mediana antebrachii, düzeltelim bunu. Evet, bazen bazen dirsek ekleminin biraz aşağısında iki dala ayrılarak bu vena mediana antebrachii vena sefalika ve vena basilica'ya açılır. Bakınız bu vena mediana antebrachii'nin vena sefalika'ya açılan şu dalına biz vena mediana sefalika diyoruz. Vena sefalika'ya açılan şu dalına vena mediana basilica diyoruz. İşte bu şekildeki bir açılıma biz ven M'si diyoruz. Ven M'si diyoruz buna. Bakın çünkü bir M harfine benziyor bu, değil mi? Şöyle, 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 şöyle. Ven M'si diyoruz buna. Bu şekilde bir birleşim gösterirse vena mediana antebrachii kiminle birleşiyor burada? Vena sefalika ve basilica ile. Ama bu söylediğim gibi bu şekilde bir birleşim popülasyonun %70'inde ama %30'unda da bu şekilde görülür. Evet, şimdi bu fossa cubitalis'e biraz bakalım. Dirseğin ön tarafında bulunan çöküntü şeklinde üçgenimsi bir bölgedir burası. Şurası. Bu üçgenin tabanını ya da üst sınırını humerus'un epikondilisleri arasındaki hayali çizgi oluşturur. Bunun dış kenarını musculus brachioradialis, iç kenarını burada gördüğünüz gibi musculus pronator teres oluşturur. Tepesi iç ve dış kenarların birleşme noktasıdır üçgenin. Bu üçgenin içerisinde ya da fossa cubitalis'in içerisinde
Vena mediana cupidi, vena mediana cupidi, arteria brachialis ve musculus biceps brachii'nin kilişi bulunur. Şu. Şimdi böyle birkaç resim üzerinde bu venleri çalışalım. Bakınız şu vena sefalikadır. Oldukça belirgin bir vena sefalika var bu kişide. Şu vena sefalika yukarı doğru vena mediana cupidi olarak devam ediyor. Ve bu geliyor vena mediana cupidi, vena sefalika'ya birleşiyor. Bu şu vena sefalika. Şu gördüğünüz bakınız burada bu vena mediana antebrachii. Dikkat ediniz burada vena mediana antebrachii vena mediana cupidi'ye değil ya vena basilica'ya direni oluyor. Bunun böyle olduğunu daha önce göstermiştim. Bakınız şöyle şöyle geliyor şu şurası vena sefalica, şurası yanlış işaretlenmiş. Şu vena mediana cupidi'dir. Şu gördüğünüz şöyle yukarı doğru çıkan, şu şekilde giden bu vena sefalikadır. Bakın şöyle. Vena sefalika, vena sefalika, vena sefalika, vena sefalika. Şu vena mediana, şurayı silelim isterseniz. Şöyle bunu çıkaralım buradan. Çıkaralım bunu. Evet. Evet, şurası vena mediana cupidi. Şöyle vena mediana. Evet, belki burayı düzeltmek gerekir. Çünkü az önce gözümden kaçtı bu. Şu şekilde. Şöyle bakınız şuradan devam ediyor bu ven. Ven M'si oluşturmuş esasen burada. Bir ven M'si oluşturmuş. Evet şuradan devam ediyor. Dolayısıyla gösterim doğru burada. Şu vena sefalika burada bir ven M'si oluşmuş. Evet yine aynı şekilde şu vena sefalika şöyle şurada vena basilica şu şekilde vena basilica ve vena sefalika accessoria vena sefalika accessoria. Şu da vena basilikanın başlangıcı burada. Şöyle şuradan gelip ön yüze doğru devam ediyor. Vena mediana antebrachii. Vena mediana basilica, vena sefalica. Evet, yine vena mediana basilica. Vena mediana sefalica, vena mediana sefalica, şurada vena sefalica. Şimdi bu venlerde ven varyasyonlarını görmek her zaman mümkündür. Burada vena sefalika veya vena basilika'dan biri kalınsa diğeri ince olur veya hiç yoktur. Bakınız şuraya. Burada vena sefalika oldukça kalın. Vena basilika hemen hemen hiç yok gibi burada. Oldukça küçük. Bazı durumlarda vena mediana cupidi bulunmayabilir.
Bazı durumlarda venem ve vena kibriti Y şeklinde ikiye ayrılarak, burada gösterdiğimiz gibi bakınız, Y şeklinde ikiye ayrılarak vena sefalika ve vena basilika ile birleşir. Vena mediana kubidinin vena sefalika'ya bağlanan dalına, vena mediana kubidinin, bakın vena mediana kubidinin vena sefalika'ya bağlanan dalına vena mediana sefalika, şu da vena basilika'ya bağlanan şu dala vena mediana basilika denir. Bu birleşme şekline biz venmez diyoruz. Venmez diyoruz. %70 oranında popülasyonun %70 oranında vena mediana kubiti, vena mediana basilika ve vena mediana sefalika'nın yerini alır. Yani şu şekilde bir birleşim vena mediana kubiti popülasyonun %70'inde görülürken şu %30'unda görülür. Evet, burada değişik ven varyasyonları görülüyor. Vena sefalika, vena basilika ve şurada vena mediana sefalika, vena mediana basilika. Şu ise vena mediana anteprakinin, bakınız, vena mediana anteprakinin vena mediana kubiti ve diğerleriyle birleşimini görüyorsunuz. Burada bakınız vena sefalika, vena basilika, vena mediana kubitiye gelmiş, vena mediana anteprakı direkt olarak açılmış. Şurada bakınız yine bir ven meyesi var ama şu gördüğünüz vena mediana anteprakı bu durumda gelmiş, vena basilika'ya açılmış. Şu en çok görülen %34, %24 de bu. Bu değişik popülasyonlarda değişik şekillerde görülebilir. Burada onların varyasyonları verilmiş. Bakın şurada şu vena mediana kubiti, şu ise vena mediana anteprakı direkt olarak vena basilika'ya direni olmuş. Yine ven meyesi var ama onlara eşlik eden küçük venler var çok. Bakınız burada vena mediana kubiti hiç yok. Sadece şurada vena mediana anteprakı var. O da vena basilika'ya açılıyor. Şurada ise bakınız iki tane vena mediana kubiti var ve alt taraftakine vena mediana anteprakı açılıyor. Bakınız bu kişide bunda vena sefalika'nın üst bölümü yok. Üst bölümü yok. Vena mediana kubiti vena basilika ile vena sefalika arasında uzanıyor ve vena mediana anteprakı da vena basilika'ya açılıyor. Şurada bakınız ven meyesi var ancak vena sefalika'nın üst tarafı double olmuş. İki şekil, iki tane olmuş. Şimdi elin derin venleri, bunu anlattım esasen. Arcus venosus palmaris superficialis'ten başlar. Elin palmar yüzünde vena digitalis palmarisler, şunlar vena digitalis palmarisler bunlar. Bunlar birleşerek vena digitalis palmaris communisleri oluşturur. Onlar da birleşerek arcus venosus palmaris profundus oluştururlar. Bundan bu arcus venosus palmaris, evet, bu derinde olan arcus venosus palmaris profundus, venaya metacarpalis palmaris de buraya açılıyor. Buradaki arguslardan venaya radiales, ulnaris, bunlar birleşerek vena brachialis'i oluşturuyor. Evet, burada az önce venlerle ilgili olarak anlattıklarımız işaretlenmiş bir şekilde görüyor. Bakınız şu vena mediana antebraki
%70 vakada vena mediana kübidi, bakınız, vena basilica'ya dökülür. Yani şunu söylüyor. Pardon. Şunu ifade ediyor. Evet, burada bunları izah ettik.